Okuduğunu ve dinlediğini unutmamak için okunacak dualar. 1. Dua. Allah'ın ismiyle. Allahu Teala noksan sıfatlardan münezzehtir. Allahu Teala'dan başka hiçbir ilah yoktur. O en yüce ve en büyük Allahu Teala'nın yardımı olmadan hiçbir günahtan dönüş, hiçbir ibadete de kuvvet yoktur. Bu zikirleri sonsuzların sonsuzuna ve ebediyetlerin ebediliğine kadar yazılacak her harf ve yazı adedince söylüyorum. Allahu Teala Efendimiz Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem ehli beytine salat eylesin ve çokça selam eylesin. Faziletleri El Cami'u limefterak min durelil ulumil faiza isimli eserde naklolunduğuna göre insanlar içerisinde hafızası en güçlü olmak isteyen kişi okuyacağı kitabı eline alırken okunan dua yoksun. 2. Dua. Ey Allah'ım, sen bize hikmet kapılarını aç, sen rahmetinin hazinelerini üzerimize saç. Ey Celal ve İkram sahibi, kabul et. Faziletleri. Ulemanın beyanına göre, okuduklarından bir harf bile unutmak istemeyen kişi, okumaya başlamadan önce bu duayı okur. 3. Dua. Ey Allah'ım, bu kitapta göreceğim şeylerin tümünü, o bilgilere muhtaç olduğum vakit onları benim hıfzıma iade edilsin diye sana emanet ediyorum. Faziletleri El-Buye isimli eserde zikredildiğine göre ilim kitaplarını mütalaa etmek isteyen kişinin itina göstermesi gereken hususlardan biri de okumaya başlamadan önce huzuru kalp ile şöyle demesidir okunan dua. 4. Dua. Ey Allah'ım, bu zattan veya bu mecliste istifade edeceğim ilimlerin tümünü, o bilgilere muhtaç olduğum vakit onları benim hıfzıma iade edesin diye sana emanet ediyorum. Faziletleri. Bazı alimler bu duayı Allahu Teala'nın fazlıyla hafıza için çok faydalı bulduklarını beyan etmişler. Yine böylece bir alimin sohbetine veya dersine katıldıklarında yukarıdaki duayı dedikleri zaman Allah-u Teala'nın izniyle hafızaları zayıf olsa da o mecliste dinlediklerini unutmadıklarını bildirmişlerdir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edilmiştir. Bir kimseye şu 6 şey nasip ve ihsan edilirse o kimse 6 şeyden mahrum olmaz. Bir kimseye şükür nasip edilirse daha fazlasından da mahrum olmaz. Bir kimseye sabır ihsan edilirse o kimse sevaptan mahrum olmaz. Ayet-i kerimede şöyle buyruluyor. Sabredenlere ecirleri hesapsız verilir. Zümer suresi. Bir kimseye tevbe nasip edilirse bu tevbenin kabulünden mahrum olmaz. Ayet-i kerime şöyle buyruluyor. O kullarının tevbesini kabul eder. Şura suresi. Bir kimseye istiğfar nasip edilirse bağışlanmaktan mahrum olmaz. Allah-u Teala bu konuda şöyle buyuruyor. Rabbinize istiğfar ediniz çünkü o çok bağışlayıcıdır. Nuh suresi. Bir kimseye dua etmek nasip edilirse duası icabetten mahrum kalmaz. Çünkü Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Bana dua ediniz ki icabet edeyim. Mü'min suresi. Bir kimseye sadaka vermek nasip edilirse verdiğinin yeri doldurulur. Ayet-i kerimede şöyle buyuruldu. Siz hayra, iyiliğe harcarsanız Allah onun yerine başkasını verir. O rızık verenlerin en hayırlısıdır. Sebe suresi. Ebu Hureyre radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet etti. Hangi Müslüman bir dua ederse onun duasına icabet olunur. Ya dünyada onun istediği verilir veya ahirette onun için sevap olarak hazırlanır. Bunlar olmadığı takdirde duası kadar hatası silinir. Eğer günah olacak bir dua yapmaz ve akrabaya gidip gelmekten ayağını kesen biri değilse, Yezid Rakkasi şöyle der, Allah-u Teala kıyamet günü kulun icabet olunmayan dualarını kendisine gösterir ve der ki, kulum sen şu gün dua ettin ama
duana icabet etmedim. İşte sana duanın yerine sevap veriyorum. Kula o kadar sevap verilir ki, o kul keşke dualarıma dünyada hiç icabet edilmeseydi der. Numan bin Beşir, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Dua ibadettir. Sonra şu ayeti kerimeyi okudu. Bana dua ediniz, icabet edeyim. Çünkü bana ibadette büyüklük taslayanlar aşağılanarak cehenneme gireceklerdir. Mümin Suresi. Ebu Zer Gıfari radıyallahu anh der ki, yemek için tuz neyse iyilikler arasında dua öyledir. Hasan Basri rahmetullah Resulullah aleyhisselamdan naklen şöyle buyurdu. Kul acele etmediği sürece hayırdadır. Sordular, ya Resulallah nasıl acele eder? Buyurdu ki, şöyle der, dua ettim, kabul olunmadı. Ebu Osman Nehdi hastaydı. Hasan-ı Basri onun ziyaretine gitti. Bir ara hastaya şöyle dedi, ya Ebu Osman çok dua et. Hastaların duası için söylenenleri duymuş olmalısın. Bunun üzerine Ebu Osman Allah'a hamd ve sena etti. Kur'an'dan bir ayet okudu. Resulullah Aleyhisselam'a salavat getirdi. Bundan sonra elini açtı, biz de açtık, dua etti. Elimizi indirdiğimiz zaman şöyle dedi. Sizi müjdelerim, vallahi Allah-u Teala dualarınızı kabul etti. Hazreti Hasan şöyle dedi. Bunun için Allah'a yemin mi ediyorsun? Evet, yemin ediyorum. Nasıl yemin etmem ki? Sen bana bir söz söylesen, onun doğruluğunu tasdik ederim de, Allah'ın bana dua ediniz, icabet ederim. Mümin Suresi. Emrinin doğruluğunu neden tasdik etmeyeyim? Yanından çıktıktan sonra Hazreti Hasan şöyle dedi. O benden daha fakih çıktı. Rivayet edildiğine göre Musa aleyhisselam Allah-u Teala'ya sordu. Ya Rabbi, hangi saatte sana dua edeyim ki o saatte duamı kabul buyurasın? Allah-u Teala şöyle buyurdu. Ya Musa, sen benim kulumsun, ben de senin Rabbinim. Ne zaman bana dua edersen kabul ederim. Musa aleyhisselam aynı sorusunu, ya Rabbi, daha çok ne zaman diye tekrar sorunca Allah-u Teala şöyle buyurdu. Ya Musa, gece yarısı bana dua et, kabul ederim. Rabia Adeviye Hazretleri hakkında şöyle anlatıldı. Kabristana gitmişti. Orada onu bir adam karşıladı ve şöyle dedi. Benim için Allah'a dua et. Rabia Hatun şöyle dedi. Allah sana merhamet etsin. Allah'a itaatli ol, dua et. Çünkü o darda kalmışlar dua edince kabul buyurur. Ameş Malik bin Hars'ten naklen şöyle bir kutsi hadis nakletti. Kalbiniz benden uzak olduğu halde bana dua ederseniz gittiğiniz yol batıldır, boştur.